Kanaldan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda yine bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Elektroniğe yeni başlayan arkadaşlar ve elektroniği seven arkadaşlarımız için mükemmel bir set tanıtımı sizi bekliyor. Setimiz gerçekten elektroniğe yeni başlayan arkadaşlar ya da elektroniği seven arkadaşlar için içerisinde bütün malzemeleri tamamen bulunduruyor diyebiliriz. Set gerçekten çok güzel. Benim hoşuma gitti. Bu seti şimdi birlikte inceleyeceğiz. Hoşuna giden arkadaşlar olsa açıklama ve yorum kısmında bırakacağım indirim linkle bu ürünü satın alabilirsiniz. Setimizin içerisinde bir adet Anenk marka multimetre, ayarlı havyamız, rehin pompamız, bir miktar kablo, havyayı üzerine koymak için minik bir stand. Hemen şurada içerisinde 1 mm rehin teli olan rehin tüpümüz, 2 adet, bakın bir şurada, bir de şurada pensimiz, bir adet kablo sıyırıcı, falçata, bant, multimetre probu, havya ucuna takılan 5 adet farklı özelliklerde havya uçları, 1 adet pens ve yıldız tornavida aynı zamanda kontrol kalemi de olarak kullanılabiliyor. Şimdi incelememizi basit olandan zor olana doğru yapacağız. Rehin pompamız gayet sağlam bir yapısı var. Dış kısmı alüminyum, yukarı kısmı plastik. İkinci ürünümüz şu şekilde cepte taşınabilen, şu kısmını daha rahat tutum olsun diye plastik yapmışlar. Yıldız uçlu. Kontrol kalem olarak da kullanabiliriz. Bakın hemen şöyle elektriğe taktığımızda içeride kırmızı ışık. Lehim tüpü cepte taşınabilecek şekilde düşünülmüş. Böyle çok kısa gibi gözüküyor ama yaklaşık 2,5 metre içerisinde lehim teni var. Falçata bir elektronik için tabi olmazsa olmazlanan illaki kesme biçme işlerimiz mutlaka oluyor. Pensi sevdim. Benim de elimde buna benzer, hatta bunun aynısı olabilir. Bunda sadece marka yok. Ama uç kısmı gayet kullanışlı. Yaylı olması da ayrı bir avantaj olmuş. Çantanın içerisinde 2 adet pens var. Ama bu pensler klasik bildiğimiz pensler gibi değil. Antistatik pensler. Bunu nereden anlıyoruz? Şu üzerindeki LCD. Bunun antistatik olduğunu temsil ediyor. Ya da piyasada şu şekilde sap kısmı plastik olan pensler var. Ama bu sol elimdeki pens insanın bileğini yoruyor. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Gerçekten kullanımı çok hafif. Bakın şu şekilde üretici firma bunu dandik üretmemiş. Yani uç kısımları birbirine rahat oturuyor. Şu şekilde havyanızın zemine zarar vermemesi için küçük bir lehimleme standı düşünülmüş. Benim sıpalar şuradaki teli kaybetmişler. Bu erkek çocukları niyeyse çok meraklı oluyorlar. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama bazen canımı sıkıyorlar. Ben de kendime şöyle bir şey yaptım bakırdan. Artık bununla idare edeceğiz. Şu şekilde çeşitli kablo ebatlarını sıyırmak için bir kablo sıyırıcımız var. Elimdeki 0.5 Enyaf. Yani içi çok telli kablo. Sanırım en alttakine oturdu. Şu şekilde ister kabloyu çevirin, isterseniz kablo sıyırıcı çevirin. Üzerine hafif bir baskı uyguladığınızda bakın şu şekilde kendiliğinden çıkıyor. Bu uçları çok sevdim. Çünkü çeşitli projelerde havyanızın ucuna takmak için çeşitli ince, küt, keskin uçlu havya uçları gerekebiliyor. Beşinin bu şekilde bir arada bulması gerçekten büyük bir nimet.
Elimde şu şekilde Unity 33D artı modelim var. Şu şekilde yan yana getirdiğimizde iki ürünün neredeyse birbirinden hiçbir farkı yok. Anenk gerçekten dediğim gibi piyasada bilinen ve kaliteli bir marka. Multimetremiz 9 voltluk pilde çalışıyor. Arkasında şöyle bir yaslama aparatında olması güzel bir şey. Ekranda okuma gerçekten hoş duruyor. Beni rahatsız etmedi. Propları yani çok kaliteli değil. Çünkü çok aşırı hafif duruyor. Hafifliğinden probun çok kaliteli olmadığı hissine vardım. Alternatif voltajda 500 volta getirdim. 238, 239 volt. Bakalım bu kaç ölçecek. 239 ile 240 arasında gelip gidiyor. Yani iki multimetrede aynı değerler ölçtü. 239 volt şu anda. Şu an voltaj ölçtü. Havyamız maksimum 60 watt güç verebilen, üzerinde açma kapama düğmesi bulunan bakın şu şekilde içerisinde porselen bir rezistans var. Bu cihazın çok daha hızlı ısınmasını sağlıyor. Havyanın sıcaklığını 200 dereceden 450 dereceye kadar ayarlayabilirsiniz. Piyasada genellikle 30, 40, 60 wattlık havyalar çok sık kullanılıyor. O havyaları tek tek almaktansa bu havyanın elinizde olup bu şekilde ayarlanabilmesi güzel bir özellik. Havyayı fişe taktığınızda şu şekilde kırmızı bir lamba yanıyor. Şu an ekranda yanıp yanıp sönüyor. Bu ekrandan kaynaklı bir şey. Ama normalde şu an kırmızı ışık yanıyor. Kapattığınızda şu şekilde elektriği kesmiş oluyorsunuz. Yani buraya kolay, pratik, güzel bir şey yapılmış. Beğendim. Yani boş yere cihazınız çalışmamış oluyor. Havyamızın nasıl hızlı ısındığını görün diye şu şekilde basit bir deney yapacağız. Porselen havyamız yaklaşık 20. saniyede lehim telini eritti. Diğer havyamız ise yaklaşık 2 dakika sonra ancak eritebildi. Bakın herhangi bir hızlandırma yok videoda. Normal klasik bir havya ile bunu bir anda yapmak gerçekten kolay olmazdı. Havyanın yanında şu şekilde 5 adet uç daha geliyor. İki tarafı küt uç. Bir tarafı küt ve eğimli bir uç. İnce işler için şu şekilde çok ince bir uç. Yan ve ağzı keskin uç. Bu yatay küt ucun özelliği size rahat bir çalışma alanı sağlaması. Normalde biz bu pili şu şekilde uçla lehimlemek isteseydik hem buradaki pilin kenarlarını yakıyorduk. Hem de yeterli alan olmadığı için buradaki işlem uzun sürüyordu. Pilin hiçbir yerine dokunmadan çok rahat yukarıdan lehimlememi yapıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, lehimleme setimizin elimizden geldiğince bütün ürünlerini inceleme ve anlatmaya çalıştık. Bence elektronik yeni başlayan arkadaşlar için ve elektronik seven arkadaşlar için gayet yeterli bir set olduğunu düşünüyorum. Bu seti alan arkadaşlarımızın ekstra hiçbir şeye neredeyse gereksinimi kalmıyor. Ürünü indirimli satın almak isteyen arkadaşlar olursa açıklama ve yorum kısmında linkini bırakacağım. Bu seti indirimli bir şekilde alabilirsiniz.
Umarım faydalı video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.